Otorapor YouTube kanalından herkese merhaba. Bugünkü konumuz kış lastiği. Kış lastiği nedir? Ne zaman kullanılmalıdır? Kış lastiklerinin özellikleri nelerdir? Yazın kullanılırsa neler olur? Nasıl muhafaza edilmelidir? Kış lastiğini görürsek nasıl anlayabiliriz? Bu gibi soruların cevaplarını sizlere vermeye çalışacağız. Kış lastiği nedir, ne işe yarar? Şimdi kış lastikleri yağışlı ve soğuk havalarda otomobilin yol tutuşunu maksimum düzeyde tutabilmek için tasarlanmaktadır. Üretiminde kullanılan kauçuk malzemenin daha yumuşak olması nedeniyle lastikler daha esnek bir yapıya sahip olur ve aracın yol tutuşunu arttırır. Lastik dişi diye tabir ettiğimiz lastiğin desenli yapısının derin ve çatallı olması sayesinde lastik üzerinde biriken suyun tahliyesi daha kolay olmaktadır. Karlı ve buzlu yollarda yol tutuşunu artırmak, sürüş emniyetini tehlikeye atmamak ve konforlu bir sürüş yapmak için kış sezonu boyunca kış lastikleri kullanılmalıdır. Kış lastikleri ne zaman kullanılmalıdır? Kış lastikleri hakkında bilinen en büyük yanlış sadece kar yağdığı zamanlarda kullanılacağını zannedilmesi. Bu doğru bir bilgi değil tabii ki. Kış lastiklerinin kış sezonu boyunca kullanılması uygun görülmektedir. Ama daha net bir çizgi çizmemiz gerekiyorsa hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü havalarda karlı ve buzlu yollarda mutlaka kullanılmalıdır. Dolayısıyla kış sezonu gelmeden önce lastiklerinizi değiştirmenizi öneriyoruz. Kış lastiğinin özellikleri neler? Biraz onlardan bahsedelim. Şimdi kış lastikleri üretilirken soğuk ve buzlu ve karlı havalarda maksimum yol tutuşunu sağlamak amacıyla üretildiğini söylemiştik. Kış lastiğinin kauçuğu biraz daha yumuşaktır. Bu sayede lastiğin esnek kalması sağlanır ve kış şartlarında aracın yola tutunmasını artırır. Derin lastik dişleri ve lastik üzerinde biriken suyun daha hızlı tahliyesini sağlayan sırt desenleri sayesinde ideal sürüş performansı yakalanmaktadır. Kış lastiklerini yazın kullanırsak neler olur? Şimdi kış lastiklerinin yazın kullanılması durumunda bazı olumsuz sonuçlarla karşılaşılması muhtemeldir. Bunlardan bazıları şöyle. Mesela lastiklerin yapısı yumuşak olduğu için sıcak havalarda kullanılması durumunda aşınma daha fazla olur ve lastik ömrü azalır. Yine nispeten yumuşak olması sebebiyle ani manevralarda istenilen etki alınamaz, hızlı tepki alınamaz ve istenilen performans elde edilemez. Kış lastiğinin deseninden ve hamurundan dolayı sürüş sırasında daha fazla gürültü gelir. Bu da sürüş konforunu olumsuz etkiler. Kış lastiklerinin sıcak havada tam performans alınamayacağı için yakıt tüketimi artacaktır bu sefer ve fren mesafesinin uzamasına neden olur ve emniyet için risk oluşturur. Çok merak edilen bir diğer soru, kış lastiği taktırmak zorunlu mu? Zorunluysa kimlere zorunlu? Şimdi ülkemizde zorunlu kış lastiği uygulaması var. 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında yolcu ve yük taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar için zorunlu olmaktadır. Kurala uymayan sürücülere Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği oranda cezai işlem uygulanmaktadır. Kış lastiği cezası hususi araçlar için geçerli olmasa da trafiğe çıkan tüm araçların trafik emniyetini sağlamak için bu tarihler arasında kış lastiği kullanması oldukça önemlidir. Kış lastiği nasıl anlaşılır? Gördüğümüzde kış lastiğini nasıl anlarız? Şimdi kış lastiğini 4 mevsim ve yazlık lastiklerden ayıran en büyük farklılık lastik dişlerinin derinliği ve desenidir. Kış lastiklerinde daha derin ve daha çatallı bir lastik deseni bulunmaktadır. Ayrıca lastiğin üzerinde çamur ve kar anlamına gelen, yani mud and snow anlamına gelen M ve S yazıları bulunur. Ve hemen yanında bir kar sembolü bulunur. Kış lastiklerini nasıl muhafaza etmeliyiz? Bu da çok önemli. Kış lastikleri kuru ve serin yerlerde muhafaza edilmelidir. Çünkü sıcak hava ve güneş ışığı kış lastiklerinin yapısına ciddi şekilde zarar vermektedir. Mümkünse lastiklerin koruyucu bir naylonla veya brandaya sarılı bir şekilde saklanmasında fayda vardır. Otomobillerle ilgili tüm bilgiler, yeni çıkan gelişmeler ve otomobil gündemi hakkında bilgi almak için Otorapor YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.